Sevgili seyirciler, bir kaşık suda boğulmayı hak eden oyuncumuz Ayşe bu hafta da Sinema ve Yaşam programıyla karşınızda. Ayşe, ekranlardaki kültür sanat programlarındaki eksikliği fark etmiş olacak ki muhteşem bir program hazırlamış. Bu haftaki kurbanımızsa Aşkın. Aşkın'ın erkek arkadaşı Orhan'sa işbirlikçimiz, yani herkes Aşkın'a karşı. Bakalım zavallı kurbanımız tüm bunlara rağmen kızmayıp kazanabilecek. Az sonra Sinema ve Yaşam adlı programa bir çiftimiz konuk olacak. Beyefendinin olacaklardan haberi var. Hanımefendi kızmayıp kazanmayı başarabilecek mi? Kızma Kazan başlıyor. Konuklarımızla Sinema ve Yaşam'dan bahsettiğimiz programımız başlıyor. Bakalım bugünkü konuklarımız kimler? Onları hemen tanıyalım. Buyurunuz. Orhan ben. Orhan. Aşkın. Aşkın'ın başına geleceklerden habersiz Ayşe'nin sinema ile ilgili sorularını bekliyor. Aşkın, konuklarımız akraba mı, kardeş mi? Sevgiliyiz. Sevgililer mi arkadaşlar? Şaşırdım. Abla kardeş mi acaba dedim, kuzen mi dedim. Çünkü biraz daha büyük duruyorsunuz siz. Yok, kim? Şey. Ben mi? Evet. Sanki bir öyle bir şey gibi geldi bana ya. Bir şey yapamadım yani, sevgili gibi gelemedi bana. O kim? Yani... Olabilir mi öyle şey? Benim bir tanecik sevgilim yani. Yani yaşım zaten küçük duruyor ama yani genelde öyle neyse, diyorlar. Tamam. Oho, bu ne hız Ayşe'cim? Aşkın Hanım daha ne olduğunu anlamadan ilk golü yedi senden. Yine de hanımefendiliğinden ödün vermediği için ödül basamaklarını yavaş yavaş tırmanıyor. Aşkın Hanım tanıtsın kendini. Yani... 21 yaşındayım. Ne diyeyim bilemiyorum ki şu an. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun işte, bahset. Yani şu an okumuyorum, çalışmıyorum. Öyle. Evet. Üniversite sınavına hazırlanacağım. Yani hiçbir iş yapmıyorsunuz aylak aylak. Pardon? Okumuyorum, çalışmıyorum demediniz mi? Evet, üniversite sınavına hazırlanacağım. Evet, üniversite sınavına hazırlanacak. Hazırlanıyor. Aşkın şaşkın gibi değil mi biraz? Evet, üniversite sınavına hazırlanıyor aşkın. Aşkın Hanım daha ne olduğunu anlamadan Ayşe'nin ateş hattında kaldı vallahi. Yine de sesini çıkarmıyor ve bizden 250 lira kazanıyor. Evet, nasıl filmlerden hoşlanıyorsunuz? Ben korku seviyorum. Oo! Başka? Yani romantik olabilir. Olabilir de, olmayabilir de. Ama korku seviyorum diyorsun. Evet, korku en başta geliyor. Evet. En baştaki korku, korkulu rüya gibi. Nasıl yani, anlamadım. Yani işte korku neden böyle peki? Çok zekayı çalıştıran, ne bileyim iç dünyayı daha çok şey yapan filmler tercih etmeyip de niye böyle basit korku filmleri yani tercih ediyorsun? Yani bu benim tarzım, bu benim düşüncem. Ben korku seviyorum. Bir korku filminde oynamak için çok uygun bence. Değil mi? Korku filminde ben sizi, oyunculuk kariyerinize korku filmine başlayayım bence. Nasıl? Çok iyi olur. Evet. Aşkın Hanım Ayşe'ye uymuyor ve şaşkın bir şekilde Orhan Bey'e bakmakla yetiniyor. Bunun karşılığında da bizden 500 lira kazanıyor. Orhancığım, sen nasıl filmlerden hoşlanıyorsun? Ben daha çok komedi filmlerini izliyorum. İşte bu. Bakar mısınız? Belli. Çünkü çok sempatik, neşeli. O öyle bir enerjisi var, pozitif. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim. Evet. Çok neşeli. Değil mi zaten? Neşelidir kendisi. Neşeli, komik. Peki zor olmuyor mu? Bu kadar farklı iki insansınız. Beraberlik yürütmek zor olmuyor mu? Yani farklı olduğumuzu nereden biliyorsunuz? Sen korku filmlerinden hoşlanıyorsun. Orhancığım neşeli, tatlı filmlerden hoşlanıyor. Yani filmle mi nitelendiriliyor bu? Ben anlamadım. Yok, hayır. Filmden, sinemadan bahsediyoruz şu an. İki sinema zevki farklı olan iki insan olarak nasıl bir arada vakit geçiriyor? Zor olmuyor mu sana? Yani Orhancığım? Biraz zor oluyor, evet. Uğraştırıyor kendisi ama... Yani nasıl zor oluyor? Geçinebiliyoruz. Yani nasıl yani? Hayatım. Biraz uğraştırıyorsun yani. Sorun oluyor. Nasıl uğraştırıyorum ya? Değişik zevklere sahip olduğun için, sen daha basit korku filmleri sevdiğin için... ...o da komedi sevdiği için bir nokta ayrılıyorsunuz yani. Çok normal bu. Normaldir yani. Çok normal bence. Değil mi? Tabii.
Ayşe, Aşkın Hanım hala senin amacını anlayamadı ama sevgilisini ellerine bırakmayacak gibi duruyor. Bizden de bu kararlı tavrı için 1000 lira kazanıyor. Çok zevkli bir bölümümüz var şimdi. Sohbeti biraz koyulaştıralım. İster misiniz? Tabii. Olabilir. Değil mi Orhan'cığım? Hadi bakalım. Neşeli Orhan. Bu turumuzda size önemli replikler vereceğim. Siz de bana karşılık vereceksiniz. Tabii. Olur mu? Evet, ne olabilir bunun cevabı diye bakalım, göreceğiz. Evet, şimdi de karşılıklı oynuyoruz seninle Orhan'cığım. Orhan'cığım. Gözlerinde eriyorum. Hı? Beni çok mu beğendiniz? Desem. Olabilir, doğru. Kabul ederim. Aşkım. Evet, şimdi... Hadi bakalım, şimdi... Aşkının repliği geliyor. Yemeğinin malını yerler. Ne? Anlamadım ama. Karşılığı ne olur? Replik verdim Orhan'cığıma. Size de böyle bir replik çıktı. İkincisi. Neden bana böyle bir replik çıkıyor? Burada öyle yazıyor sırayla çünkü. Neden Orhan öyle de bana öyle anlamadım. Bilmiyorum. Öyle işte. Burada öyle yazıyor. Ben burada yazılanı şey yapıyorum. Evet. Tamam, Orhan'a geçiyorum. Önemli zaten. Zaten belli değil. Orhan'cığıma geçiyorum şimdi. Zuhal Olcay'ın filmindenmiş bu da. Kadın kadın aldı filmdenmiş. Evet. Nasıl desem? Bayılıyorum sana Orhan. Çok güzelsiniz ve şıksınız. Ben de size bayıldım. Ya şaka mı yapıyorsun Harika. Sen ya? Şaka mı yapıyorsun? Yapma, neden? Oyun oynuyoruz. Ne yaptın sanıyorsun? Ben anlamadım yani şu anda seni. Oyun oynuyoruz canım, biz şey... Böyle oyun mu olur yani? Bana gelince nasıl, Orhan'a gelince nasıl yani? Ben anlamadım bu işten tamam, bir şey. Tamam tatlım, senin repliğini söylüyorum o zaman. Bana bak. Senin ağzını cart diye yırtarım ben. Senin saçını başını yolarım derdim. Öyle mi? Hı hı. Aynen başka? Öyle. Başka neler söylerdiniz? Yapardım ben bunu yani. Hı. Hı. Niye, ne oldu? Benim suçum mu? Bir erkeği elinde tutamıyorsan benim suçum mu? Nereden biliyorsun tutamadığımı? Evet, çok güzel oldu. Bu doğal aktı. Bravo. Çok doğal aktı. Gerçekçi oynadın. Tebrik ediyorum seni. Aşkın Hanım kızmadan doğal akıttığı repliklerin hatırına bizden tam 1500 lira kazanıyor. Birazcık boş zamanlardan bahsedelim isterseniz. Ne dersin? Mesela boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Mesela ayrı ayrı sen koptun gezdin mesela. Hangi, ne zamanlar ayrı gezersin? Yani genelde ayrı gezmiyoruz. Hep beraberiz. Beraber takılıyoruz, evet. Hiç bırakmıyor musun Orhan'cığımı? Yok, yok, hayır. Hiç bırakmıyorum. Aa, ne bileyim, bir akrabaya gittin, bir şeye gittin. Bir yakında var mı öyle bir şey? Sen de bir şey söylesin. Ben Deniz'in olabilirse gidebilir. Siz nerelere gidersiniz mesela? Beraber ya da ayrı. Değil mi? Yani ayrı pek bulunmuyoruz sayesinde. Pek isterdin ama değil mi? Yani ayrı ayrı da gidebilmek bir takım tabii yani. Tabii ki isterdim de mi? Yani bir saniye konuşmama izin verirsen sevineceğim. Yani ayrı ayrı da gitmek isterdin değil mi Orhan'cığım? Yani biraz biraz bir bırakılmak... Orhan'cığım da sıkılmış biraz. Biraz erkeğe rahat bırakacaksın. Değil mi? Bu sizi niye ilgilendiriyor? Ben anlamadım ya. Gerçekten ben anlamıyorum yani sabahtan beri. Hayret bir şey ya. Evet, aşk filmlerine geçelim isterseniz. Aşk dedik, aşk dedik. Değil mi? Aşk filmlerine geçelim mi şöyle bir canlandırma? Yapalım mı beraber? Hı? Olabilir. Sabahtan beri yapıyorsunuz zaten. Sinirler gerilmeye başladı. Yine de Aşkın Hanım söylediği gibi Ayşe'nin saçını başını yolmadığı için bizden tam 2000 lira kazanıyor. Orhan'cığım zaten çok şeker. Bakar mısınız şuna? Zaten bir sinema yüzü kendisi. Şu sevimli, şu tatlı. Çok pozitif. Çok tatlı. O yüzden şimdi canlandırmalara geçelim. Evet. Canlandırmalarımızda şöyle bir canlandırma var. Misal, biz Orhan'cığımla sevgili oynuyormuşuz. Tamam mı? O yüzden sevgili oynadığımız için ben oraya geçeyim istersen, sen buraya geç. Yani oturalım mı, öyle alalım bunu? Öyle yapalım. Neden? Hayır, ben takmak istemiyorum. O kadar sonra evet, tamam. Gerek yok. Kes sesini ya. Sen ne yaptığını sanıyorsun sabahtan beri? Çıldırtma beni burada. Aa, yok.
Hemen o zaman ben geçeyim sen kalkmayacaksan. Canım şöyle bir kayarsan ben de buraya geçeyim. Canlandırmamızı yapalım. Mesela ben Orhancığımla sevgiliymişim. Tamam mı? Şeyde burada size de düşen şey... siz de onun annesiymişsiniz. Böyle beni Orhancığım annesiyle tanıştırmaya götürüyormuş. Siz o tarafa geçerseniz daha öyle daha iyi olmaz mı yönetmenim? Kamera açıları açısından. Evet. Aşkın Hanım içinden neler diyor bilmiyoruz ama yüzünden anladığımız kadarıyla pek hayırlı şeyler değil. Bir sabır abidesi gibi dikildiği için bizden 2500 lira kazandı. Orhancığımla biz sevgili oynuyormuşuz. Sevgilimiz çok birbirimize aşıkmışız. Aşkım. Değil mi tatlım, aşkım benim diyormuşum. Öyle söylüyormuş. Bir de annesiyle beni tanıştırmaya götürüyor. Sen de annesisin. Çok basit. Evet, geldik şimdi. Biraz sen de bir güzel oyna. Evet. Ya sen ne yapıyorsun? Evet. Evet, şimdi aşkımmış Orhancığım da benim. Gelmişiz annene. Ay aşkım. Annenle tanışacağım, çok heyecanlıyım. Bu nasıl iş, ben anlamadım. Oyunculuk yapıyorum. Ben oyuncuyum zaten. Oyuncu olmak istiyor zaten. Ben elinizi çeker misiniz? Aa. Çeker misiniz? Orhan ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben burada oyunculuk yapıyorum. Çeker misiniz elinizi? Ne var? Rica ediyorum sizden, çeker misiniz? Ne oynuyorduk? Aşkım diyordu. Aşkım. Bu sahnede beni öpmen gerekiyor. Yok artık ya, ben yok. Ne yapıyorsun sen ya? Şaka mı yapıyorsun sen bana? Çok çıldırtma beni burada. Hayır, oyunculuk yapıyoruz canım. Oyunculuk yapıyoruz. Ben kabul etmiyorum ya böyle bir oyunculuğu. Kabul etmiyorum yani. Elim ayağım titriyor sinirden. Ne yapıyorsun sen? Aa, niye canım? Burada biz oyunculuk yapmıyor muyuz? Sizi ilgilendirmez. Evet, nasıl devam. İlgilendirmez ya? Benim sevgilim o. Çeker misiniz elinizi? Aa, yok çekmeyeceğim. Çeker misiniz? Çeker misiniz? Sen kalkar mısın oradan? Kalk, gideceğiz. Aa, hayır. Kalkar mısın? Kalk, hadi. Kalk. 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 Nereye gidiyorsunuz canım? Aa. Saçma sapan şey ya. Ben böyle bir şey görmedim. Kalk. Aa, geri gelin. Şaka yaptık size. Geri gelin. Ne yapıyorsun ben ya? Ya söylenmeyi gibi bir alalım. Çağlayınca ter döktüm ya. Tatlım geri gel. Tamam, gel. Kusura bakma. Sakinleşecek için birazdan. Sana şaka yaptık. Gel otur, izah edeceğim sana. Ben karışmıyorum abi. İzah edeceğim. Gel Orhan. Ne yaptın sinirden şu an? Neler hissettin anlat bakalım. Çok sinirliyim şu an, elim ayağım titriyor. Çok fenayım ya, sen şaka mısın ya? Yani bu kadar da olsun, bırak. Evet, geçmiş olsun. Açıklıyorum şimdi size durumu. Bu bir yarışma programıydı. Kızma Kazan'a katıldınız siz. Kızma Kazan'da kızmadıkça bizden para ödülü kazanıyorsunuz. Ben sizi özellikle kızdırmaya çalışıyordum. Siz içeri makyaja gittiğinizde de Orhan'la konuştuk. Bizim işbirlikçimiz oldu. Her şeyden haberi vardı. O yüzden... Şaka yapalım istedik sana. Çok güzel bir şaka oldu. O yüzden... Yoksa size zaten bu şekilde davranmama zaten izin vermez. Haberi olduğu için o şekilde davranmadı. Yani hayatım, yani bunu bilmen lazım. Yani çok yanlış davrandın. Aşkım ama yani. Öbür yüzünü de çok... görmüş gibi oldu. Şu an sinirlerim çok bozuldu. Aşkın bize sabredip kızmayarak bizden tam 2500 lira para ödülü kazandı. Tebrik ediyorum. Tam nerelerde kızmaya başladın? Ne oluyor dedin? Neyi çeliştim dedin? Ya ne bileyim, en çok şurada o dokunmalar falan. Yani çok artık hazmetmediğim şeyler benim. Hani söz falan neyse ama dokunma olunca kapıyor bende yani. Zaten kıskanç bir insanım. Repliklerde filan, bayağı repliklerde. Sen orada ciddi ciddi cevap verdin bana. Hani orada bir oyunculuğum konuşmadı, gerçekler konuştu gibi geliyor bana. Biraz öyle oldu.